Ya. Bak gözlüğü düşürdük. Motosikletten gözlük düştü. Evet, şimdi hazırız. Neyine hazırsın ya? Ben yıllarımı verdim. Sen neyine hazırsın? Hazır mıyız Merve? Hazırız. Allah'ın salağı seni. Neyine hazırsın ya? Ben yıllarımı verdim. Neyine hazırsın? Hazırız. Allah'ın salağı. Hani bazı kasklarda vardır ya, kaskın içinde güneş gözlüğü vardır böyle. Güneş geldiği zaman onu açarsın indirirsin. Benim kaskta o yok. Zaten o olsa bile benim için sıkıntı, benim gözler numaralı. Güneş gözlüğünde belli bir zamandan sonra baş ağrısı yapıyor eğer numaralı değilse. Kullandığım güneş gözlüğü numaralı gözlük. O yüzden bundan hiç sıkıntı yaşamıyorum. Eğer gözleri bozuk olan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Mutlaka güneş gözlüğü kullanacaksanız numaralı güneş gözlüğü kullanın arkadaşlar. Hakikaten saatlerce tak, saatlerce tak, hiçbir şekilde sıkıntısını yaşamıyorsun. Atıyorum yazın mesela tatile gideceksin. 7 saat, 8 saat yol süreceksin. Hiç sıkıntı yok. Bu gözlüğü tak, bir dakika bile gözünden çıkartmak aklına gelmez. Numaralı güneş gözlüğü kullanırsan eğer. Motosiklete binerken haliyle gözlüğü kasktan sonra giydiğim için gözlüğü şuraya koydum. Tam şuraya, şu boşluğa. Oraya koyarken de aklımdan geçirdim. Ulan ben şimdi bunu burada unuturum. İnşallah unutmam. Aynen. Anya'ya bakıyor. Ama ben Konya'ya gidiyorum. Çok şükür tam otoparktan çıkarken aklıma geldi ki gözlük, baktım orada yok. Dedim Cihan yol yakın. Dön geri. Yolancı ben yolcudan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Evet, bu aralar uzun uzun aralardan sonra video çekmek zorunda kalıyorum. Sebebi çok motosiklete binememem. Bir yandan da pek fazla mutlu olamamam. Mutlu olamamamın sebebi zaten herkesin mutlu olamama sebebi aynı yani. Değişen bir şey yok. Bu koronavirüsü ilk başta sağlığımızı, sonra maddiyatımızı bayağı bir etkiledi. O yüzden birazcık sıkıntıdayız. Bunun şeyi bozulmuş, bunu vidada sıkmak lazım ya. Şurada aşağıda vidası var. Gevşeme yapmış herhalde. Onu sıkacağım. O kesin meme yapmıştır anam. Onu böyle bizim para, ojeni yiyeceksin. Neyse, şimdilik şöyle dursun. Artık kafamızı kullanacağız. Ne yapalım? Aynı yerine veya şöyle bakarız. Gözüküyor mu böyle? Böyle gözüküyor bak. Ay. Haliyle birçok insan gibi ben de etkilendim tabii ki. Maddi açıdan. Sağlığımızdan önemli mi? Tabii ki sağlığımızdan önemli değil. Ama işte sağlık da yerinde olunca haliyle insanlar ikinci aşama olarak maddiyatı düşünmeye başlıyor. Çünkü herkesin bir alacağı vereceği var. Herkesin yiyeceği aş, ödeyeceği kira, kredi vesaire borçları var. Ama en azından bu kötü günleri atlatmada yavaş yavaş yokuştan aşağı indiğimizi düşünüyorum. Yokuş yukarı çıkarken durum daha da vahimdi. Çünkü ne olacağımızı bilmiyorduk. Her geçen gün vaka sayısının artması, ölüm sayılarının artması haliyle herkesi tedirgin ediyordu tabii ki de, beni de. Şimdi hem vaka sayılarında
hem de vefat sayılarında bayağı bir gerileme var. Ama halen test sayısına göre vaka bulunması insanı korkutması gerekiyor. Şahsen ben korkuyorum. Her gün bakıyorsunuz yaklaşık 1500-2000 tane vaka sayısı bulunuyor. Yani bu az bir sayı değil. Eğer bu 1500 kişi en aşağı 5 kişiye bulaştırsa, ki 10-15 kişiden bahsediyorlar, 5 kişiye bulaştırmış olsa 1500 çarpı 5 7500 kişi yapar. Yani bir günde. Yine çok şükür başka ülkelere göre durumumuz çok daha iyi. İnsanların vücuduna dezenfektan enjekte edilin diyen bir adam yok başımızda. Amerika'da böyle oldu ya, Trump böyle bir açıklama yaptı. Arkasından temizlik malzemeleri zehirlenmelerinde %70-%80 bir artış olmuş. Hakikaten aynaya alışan bir insan için şunu görmemek ne kadar kötü bir şey ya. Şu an göremiyorum, kafamı çevirmek zorunda kalıyorum böyle. Neyse. Allah sorumuzu hayır etsin. Ben sadece ufaktan video çekememin sebebini açıklamak istedim. Fazla da uzatmaya gerek yok. Mutsuzum yani, o sıkıntı o. Mutsuz olduğum zaman benim hiçbir şey yapasım gelmiyor maalesef. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar bu arada. Allah bu günlerimizi, sağlıklı günlerimizi aratmasın. Ne zaman ki vaka sayıları azalır, artık 5'lere, 10'lara, 0'lara düşer. O zaman deriz ki artık normalleşmeye zamanı geldi. Çünkü vaka bulundukça hepimiz tehlikedeyiz. Halen de tehlikedeyiz. Bu sokağa çıkma yasakları bayağı bir etkiliyor açıkçası. Hani yine yollarda araba maraba falan görüyoruz ama en azından bu kalabalık %90'lara, %80'lere varır düzeyde azalıyor. Ve haliyle virüsün de bulaşıcılığı ortadan kalkmış oluyor. İnşallah, çok az bir zaman kaldı. Vefat sayıları 50'lerde geziyor. Yani öyle bir hale geldik ki günde 50 kişi ölüyor ve biz buna sevinir duruma geldik. Yani her biri bir can. Ölen insanlarımızın hepsi bir can, hepsi bir hayat. Bir dert, bir yaşam taşıyorlardı kendilerinde. Maalesef aramızdan kopup gidiyorlar. 50 kişi derken ne kadar kolay söyler duruma geldik. Yani ne kadar alışılabilir bir durum oldu bu. 50 kişi. Yani bu bizi sevindiriyor bir de yani. Düşme var. Allah rahmet eylesin hepsine. Mekanları cennet olsun inşallah. Zamanında, seçim sırası zamanında Amerikalılara verdiği vaatlerin başında sadece kendi ülkemizle ilgileneceğiz. Bu zamana kadar başka ülkelerle ilgilenmekten doğru dürüst yol alamadık diyen bir başkan adayı kalkıp seçildikten sonra tek derdi kendi ülkesi dışındaki tüm ülkeler oldu. Yani öyle bir şey ki adam istediği gibi ekonomisiyle başka ülkelerin ekonomisini tehdit edebiliyor. Eski savaşlar yok. Bir ülkeyi bitirmek istiyorsan ekonomik savaş açman en karlı yol. Eğer kendi ekonomin güçlüyse çok basit bir şekilde bunu yapabilirsin. Yani böyle bir insan var. İnsanların vücuduna dezenfektan enjekte edelim diyen bir insan olursa haliyle, Allah Amerikalılara sabır versin. İnşallah bugünler hepimiz için geride kalır ve eskisi gibi eski halimize, eski dertlerimize dönüş yaparız. Öyle bir dert geliyor ki tüm dertlerin tapon sıralamasında bir numaraya oturuyor. Öyle bir dert geliyor ki yani derdin de derdi var yani. Beterin beteri var diye boş yere demiyorlar. Birçok insan maddi açıdan çok sıkıntı olduğu için artık evinde duramaz hale geldi. Tek dediği şey şu: açlıktan öleceğime bari virüsten ölürüm gibi bir mantıkla herkes işe gider oldu. Çünkü herkesin bakması gereken bir ailesi var. Çoluğu var, çocuğu var. Çoluğumuz var, çoluğumuz var. Olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. İşin makarasındayız ama. Makara da yapmasak olmaz be abi.
O yüzden kızmayın ne olur. Ben video çekememenin sebebini ufaktan böyle bir anlatmak istedim sadece. İyi cesaret vallahi ya. Vallahi iyi cesaret. Hani mahalle arasında, sokak arasında tamam güzel de. Bir de oradan şeye mi, basın ekspres yoluna mı bağlanacak Allah aşkına? Vallahi basın ekspresine giriyor ya. Yani vızır vızır araçların aktığı trafiğe giriyor adam ya. Bazen öyle bir zaman geliyor ki yani bu motosikletin bile hızı yetmiyor. Bazı saatlerde, özellikle akşam geç saatlerde, o basın ekspres olsun, E5 olsun veya tem otoyolunda olsun, o araçlar oradan 140 ile 150 ile gidiyor. Sen haliyle maksimum 110-120 yapabildiğin için aralarında tehlike arz eder duruma gelmiş oluyorsun. Evet, hızlı gitmek tehlikeli ama bazı yerlerde yavaş gitmek de tehlikeli. Bazı yerlerde de hızlı gitmen gerekiyor. Yani mecbur trafiğin akışına uyum sağlaman gerekiyor. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Allah hepinizin sağlığına, sıhhatine zeval vermesin inşallah. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Görüşürüz inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Bahsettiğim video şu. Aparat da şu. Bunu birazcık sıkmam gerekecek şimdi. Birazcık sıkayım arkadaşlar. Bunu da sıkabilir miyiz? Deneriz en azından be. Bir sık olacak herhalde. Bunu böyle döndürebiliriz en azından. Evet. Olay bu.